Arkadaşlar merhabalar, kanalımıza hoş geldiniz. Ben Orhan. Ben Nevruz. Bugün sizlerle birlikte Devotion isimli oyun oynayacağız, korku oyununu oynayacağız. Biz yine her zamanki gibi ilk defa oynayacağız. Kütüphanemizde duruyordu. Böyle dedik ki yayın yapınca açalım, oynayalım bari dedik. Yalnız oyunla ilgili bir iki bilmeniz gereken ufak tefek bilgiler var. Mesela ben şu anda oyunu Steam kütüphanesinden yeni bir hesapla ya da Steam kütüphanesine eklemek istersem neden ekleyemiyorum? Bunun sebebini şöyle anlatayım. Öncelikle kötü bir haber vereceğim arkadaşlar sizlere. Oyun Steam kütüphanesinden kaldırıldı. Kaldırılma sebebi de oyunun içinde Çin Cumhurbaşkanı'na hakaret içer diye düşünülen bazı resim, görseller ve bölümler varmış. Yani böyle söyleniyor. Bu yüzden de Çin halkından tepki gördüğü için de Red Candle Games tarafından, oyunun yapımcısı olan Red Candle Games tarafından Steam'den kaldırıldı bu oyun. Peki mesela tekrar almak istersek ya da almaya çalışırsak nasıl olacak? Alabilecek miyiz, alamayacak mıyız? Oyunun akıbeti ne olacak? O konuda iyi bir haberim var. Red Candle Games yaptığı açıklamada bu oyunu tekrar güncelleyip o tepki çeken bölümleri kaldırıp ya da değiştirip bilmiyorum. Tekrar bu oyunu güncelleyip yeniden Steam'e satışa sunacağını açıkladı. Evet. Biz de heyecanla bekliyoruz. Oyun daha çok korku üzerine bir oyun. Korku öğeleri fazlasıyla bulunan bir oyun. Biz de ilk defa oynayacağız. Orhan'ın da dediği gibi. Hazırsanız başlıyoruz. Hadi bakalım. Arkadaşlar oyunun açılış sahnesini gördünüz. New Game ile başladık zaten. Yemek bize... onu televizyonu gördün mü? Şimdi içeride zannedersem kızımız bize yemek hazırlıyor. Mişin. Mişin isminde bir tane kardeşi var zannedersem. Mişin nerede diyor. En son sahnede yetişebildik ama içeriden en son yemek yapmanın dışında böyle bir bıçak bileme sesi geliyordu. Yani içeride hani bıçakları birbirine sürtersiniz ya, öyle bir ses çıkıyordu. Ondan sonrasında biz... O ne? Ha, korktum ya birden. Evet. Ondan sonrasında bizi attığı yer burası ve buradan başlıyoruz. Biraz sesi açayım. Biz kulaklık kullanmıyoruz arkadaşlar. Evde çok iyi bir ses sistemimiz var. Biz sesleri dışarıdan duymayı çok seviyoruz. Daha heyecanlı oluyor bizim için. Yani kulaklık bir de bizi uzun süre kullandığımızda terletiyor. Rahatsız oluyoruz. O yüzden devam edelim. Şimdi bir dakika, önümüzde bir resim vardı. Mission Studies demiş. Drawing done by Mission. Mission'in çizdiği şey resim. Resim çizmiş. Herhalde Mission şu ortadaki. Bu da Li Feng'in fotosu. Li Feng. Li Feng Mission. Güzel. Arkadaşlar interaktivite durumunda, yani hani gidip E'ye basıyoruz da uyguluyoruz ya, mouse'un sol tuşuyla bu işi gerçekleştirebilir. Sağ tuşuyla da back görevini, yani geri görevini halledebilirsiniz. Bastı mesela sol tuşa. Sağ tuşa basarsan da geri geliyorum uygulama şeyden, aktiviteden, öyle düşünün. Bir ses duydum sanki. Aa. Kapatmadın mı az önce bizi söyleyeceğim? Kapattım. Tekrar açıldı. Ama şey, artık müdahale edemiyorum. Şimdi mutfakta ses geliyordu. Önce mutfağa uğrayalım. Balık. Yağmur yağıyor dışarıda. Vallahi abi müdahale edemiyorum. Abi ben bu filmi daha önce gördüm. Çok sıkıcı. Bakalım. Duvarlara bak. Nasıl da burası bizim yaşadığımız yer miymiş yani? Anlamadım ya şimdi. Çok güzel bir yer değilmiş. Duvarlara. Bu arada interaktiviteye girebileceğiniz yerler zaten şöyle gördüğünüz gibi yaklaştığınızda gösteriyor kendini. İlla ki oraya tıklamak zorunda değilsiniz. Misal kapıya da tıklayabilirsiniz. Aktivitenin olduğu bölgeye yakın bir yere tıklayın yeter. Yani tutturmaya çalışmanıza gerek yok. Lan. Bir de aynı odaya girmedik mi şimdi? Buradaydım. Balık yine orada balık. Balık televizyon. Balık masa. Balıklığından hiçbir şey kaybetmiş. Orada duruyor. Çalışma masası. Radyo. O nasıl bir balık aradı? Desk. Çalışma masası. Ya burada üstüne baktığınız eşyalarda hani önemli bir şey varsa zaten diyor ki hani önemli bir şey derken bilmeniz gereken işte çalışma masası falan filan, atıyorum dolap vesaire gibi. Burada var mı? Yok ama zaten attım. Mesela akvaryumda var mı? Balık var.
Ya yani burada da var. Lan iki ay daha dursaydı balina olurmuş ama. O bayağı kocamanmış maşallah ya. Sulak yerde büyüyor ya ondandır. Şimdi. Of. Berbatız ikimiz de. Gayet koştum ince. Şimdi burası saklanmış. O ne? Kimin odası? Mişi'nin odasıymış, tamam. Mişi'ni alamıyoruz biz zaten. Ama kapı kilitli. Banyo. O ne oldu orada? Kapı mı kapandı? Yani açıktı ve kapandı gibi. Yani biri vurmadıysa kapıya. Artık açılıyor geri. Yağmur ya, dışarı mı çıktı? Aa. Şemsiye mi o? Şemsiye. Havada. Havada mı çok şemsiye? Oyunda normalde koşma yok ama burada, yani şu an için hiç koşamadım ama burada da bir yavaş gidiyor. Daha bir yavaş. Daha bir yavaşladı sanki, evet. Abi ışık ne kadar? Geriye bak bir. Bakamıyor oğlum, dur. Bismillah. Oha, duvarlar var. Kardeşimden kelime işareti getir bence. Abi bence beni şu an hiçbir şey kurtarmaz. Ayakkabı mı o? Ayakkabı. Okey. Ben niye bağırdım arkadaş ya? Mouse'u masanın üstüne çıkardım mousepad'ten. Lan arkaya bakamıyorum. Burada o gibi. Neydi öyle? Vallahi bilmiyorum hiç. Yüzünü ben korkudan göremedim zaten. Koştu üstüme. Mouse'u bıraktım ben. Ya o değil de koşma hakikaten. Shift'e falan basıyorum ama yok. Al sana kapı. Aa, anahtar. Vay, anahtarı buldu adam. Evin anahtarı değil. Tamam. Kardeşim benim ben. Anahtarı buldu hemen. Kapı 80. Ha, monkey. Aa, year of, tamam. Buranın anahtarı. Aynı, bir dakika. Inventory tile'i açıyoruz zaten, sağ alt köşede görüyorsunuz. Use E tuşu diyor ama evet, mouse'un sol tuşu da yine use yapabilirsiniz. Ulan masanın üstünde biri var zannettim ama. Radyo mu? Televizyon mu? Ne o? Şimdi masada radyo var herhalde. Ha, şey yazıyor. Ne o? Sinema yazıyor. Sinema filmi yazıyor. Onun sahneleri var. İşte kocası. Koca, karı. Karısı, yani kozoplar. Kozoplar. Evet. Hepsini yazmış. Karı değil de biraz kaba oldu. Bu 不知不觉，好陌生。孤独的灵魂，不知出了一个空间。李方根，加油！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 加
Adao Artist Prize, evet, ödül almış. Best Screenplay Award almış. Evet, güzel ödül almış. Biraz sesini yine açayım. Mutfak, yine mutfaktayız. Bu sefer herhalde güneşli bir gün ya da öğleden öğlen sonu, öğlen sabah, neyse artık. Şimdi hikayede başa doğru mu gidiyoruz acaba diyeceğim de bir şey nereye geldi, boş boş geldi burası. Neyse. Abi nereye gidiyoruz biz? Lan bu fan yanmıyor mu burada? Ya az önceki kapıda burası kapalıydı da gir lan gir. Neyse gireyim ya. Bu Mission'ın orası mıydı? Evet, o az önce ilk girdiğin yani kapalıyken Mission yazıyordu. Pardon. Mission odası diyordu. Aa, açılıyor mu lan, açılıyor mu? Koridor şurası da banyo muydu? Evet, banyoydu. Ya yine burası ya. Aa. Buna başka. Bir dakika. Ses geldi, hay huy diye. Hay huy diye birileri bir yerlere vurdu. O tarafa gideceğiz kesin biz. Ya burası evet. Koridor da ama ha var ya bak buradan girdik koridor da burası işte o çivi var orada. Orada bir şey gördüm çivi var. Buraya poster mi asmışlar asacak biz nedir çivi. Tamam. Şurada da mı var? Biz bir çivi bulalım. Mi Cheng'in fotoğrafı aldıydın ya onu bir şey. Mi Feng'in. Yusuf'a onu takmayı denesene. Ama burada yüz yok zannedersem.
Fotoğrafı mı orada? Yok. Ha, fotoğrafı asmayı denesene. Göz var mı? Ha, varmış. Abi. Ulan nasıl ya? Keşke denemeseydik. Hala içeriden ses geliyor. Ben bir de şu şey yapsam şeymiş. Burada başka bir aktivite yok. Ah ne diyor? Defek poster report. Ha, posterlerini anlatmışlar zaten. Evet, resimler de güzel çıkmış abla. Abi, Allah bir, sahibine baş. Sağ sanki. Sola bakma yok mu ya? O kapı inattaki gitti. Ya sen şuradan çok korkuyorum ben ya. Gerçi o da küçük ama. Fark ettiysen oraya geri geri gittim. Fark ettim onu kardeşim. Buraya bir şey koyacak mıyız? Şeye koy. Buraya kupa, bir şey yok. Kupayı koy. Bu direkt gidiyor. Buraya bir şey koyacakmış gibi durmuyoruz da. Kupayı koyabiliriz ama doğru söylüyorsun bak. Kupayı bir koysana. Bakayım. Hoppa. Aynen. Aldığı bütün ödüller. Best screen mutfağı da tabağa işte. Koyacaksın. Senaryo yazışı. Aynen onu oraya koyacağım. Orada boş yer vardı az önce. Şurada bir şeyler var mı? Şuradaydı değil mi? Evet. Burada arkadaşlar bu menü kendi gelmiyor. Yani burada boş diyor. Siz burada fikir yürütüp buraya ne koyabiliriz gibisinden davranmanız lazım. Abi şöyle bir dakika. Hazır önlemiş miydi? Boşlar yıkaya. Oo çok hızlı döndüm. Arkamı şöyle bir sağlam alayım bir saniye. Orada bak bulaşık deterjanına dokunabiliyorsun. Dokunsana. Onu gördüm de. Evet. Tamam. Detergent. Deterjan. Kullanamıyor musun onu? Kullanmıyor da bırak. Yani hot pack var. Sadece bırak var da. Yani bu şurada bir aktivite var mı ki? Alıp oraya döküp yıkasak dediğin gibi ama. Yok. Zaten alamadığımız için. Zaten bir korku oyunda niye bulaşık yıkarsın ki? Belli olmaz. Allah belanı vermesin. Hadi bakalım. Oradan sinyal veriyor ya. Aha şey elektrik şeysi patlamış. Ne o? Panosu. Trafo ne bu? O o ne? Bayağı bebek olmuş yani. Valerin bebeği. Dekoratif tamam. Var mı yazı bazı bir yerlerinde? Yok. Onu da lafa koyacağız galiba. Abi ya. Radyo neredeydi? Şuradaydı değil mi? Bu ne? Radyo nerede? Radyoyu kapat. Radyo da bir al. Beğendim hediyeni evet. Allah razı olsun. Sağ ol. Sigara mı? Ha çabamış. Çok güzel. Aa, orada göz çıktı orada. Yakayım mı? Allah'ım. Artık bir çakmağımız var. Aha yakmayınca şey mi? Yakmayınca karanlık karış. My dear, thank you. Yok. Arkadaşlar. Yakmak için space tuşunu kullanıyoruz. Space bar çalıyor. Ben de ona korkudan bakamıyorum ki. Yeter lan. Kapıyı bulamayacak mıydın oğlum? Ulan çaldın baktık yokuz gitsene. Bir şey deneyeceğim bir dakika merak ettim. Evet. Kapıdan uzak nasıl çalıyor? Geldik. Kime bak. Şimdi çakma bir dakika. Evden çıkıyorsun sonra bir daha mı çıkıyor? Evet çakma yakacağız. İşte bu böyle bir... Abi beni sıkıntıya sokmaya başladı bu iş. Vay lan. Neden gözlerini açmıyorsun? Kör müsün diyor. Olanları görmüyor musun diyor. Bu ne? Kedi mi lan bu? Kaplan. O yine standart. Evet.
Burayı anladık zaten. Geldik, gelemedik. Bir inventory diyelim. Kullan abi. Hop. Aa, şöyle bir yer var. Bir dakika. Yaşam belirtisi. Bu nasıl lan? Çok da yaşam belirtisi gibi gözükmüyor. Kukla belirtisi. Şunu bir söndür ya. Abi siz kimsiniz? İyi oldu. İyi. Bir şey yazıyor mu? Ben sigara kullanmıyorum ama neyse artık. Lan sigara kötü bir alışkanlıktır arkadaşlar. İnventörü almadık. Kullanmayalım. Özenti yapmasın sonra bu. Bir dakika. Şimdi bak. Şu biziz o zaman. Şu da karımız. Doğru mu? Tamam. Burada masada çalışırken ki. Ya da kızımız da olabilir. Ders ödev notları. Aritmetik vesaire. Şudur işte. Chen Yi Jun. Öğretmen ismi. Abi ne kadar enteresan. Bu ne yapıyor? Aa, balık gitmiş. Bu yine biziz. Balık yok. Orada bir tane dana kadar balık vardı ya. Balık ben onunla... Bir dakika. Balık kurmuştum ya. Çok sevmiştim orada. Oradan kan mı akıyor? Su akıyor da. Suyun rengi ne böyle? Ya su işte bak şeffaf akıyor da alt taraf mor mavi ya işte. Suyu öyle gösteriyor. Allah Allah. Dur, neyse. Kutlayı yakacaksın dur. Sen... Lan. Sana mı döndü o? Oğlum bu az önce akvaryuma bakıyordu lan bu. Bir kere akvaryum üstündeydi öyle. Bir dakika şurada ne var? Ne kokla. Ne? Numarası yok. Tuzlu biberlik. Abla geldi peşinden. Demin başlıyordu abla. Şaka mısınız lan siz? Bir dakika. Ha, elinde satır var hacı. Elinde şöyle. Satır var. Valla oradaki abla değil bu. Yani kukla olduğu için çok yaklaştım ama. Burada televizyon. Televizyon kapağı bari aç da. Onlardan bir numara yok. Aa şurada bir oda var bir dakika. Şuradan geldik. Şurada oda var. Mişin'in odasıydı değil mi burası? Mişin miydi? Ay çık bir şey var orada. Gördün mü? Tik tak tik tak. Evet. Onun üstüne şey koymuşsan oyun evinin şeysi ya işte taburesi. Tam bu bunun üzerine. Balerin evet. Sen balerin var onu koymayacaksın be. Olabilir. Anladım. Bunu yüzemiyoruz. Başka ne yüzebiliriz? Başka itemimiz mi? Yok henüz. İnventörümüz boş diyorsun. Başka bir item yok o zaman. Balerini nereye koyacağız acaba? Hakikaten ya. Başka bir yerde bir aktivite göremedim. Sen üstüne koyabiliyor musun şurada? Orada bir şey çıkmış şuraya mı? Yok koyamıyorsun. Burada da bir şey çıkmadı. Yok burada henüz bir şey yok. Ablayla şeye bakın mutfağa. Ablayla bizi satırla kovalıyor mu? Orada duruyor. Hayırlısı. Hadi bakalım hayırlısı. Demin o trafo patlamamış mıydı? İçeri girdik ya artık. Ay. Oba. Abi. Yok ona şu an bakamayacağım. Bir saniye dur. Ona şu an yüreğim kaldırmayacak. Ablanın niye şeyin altında ya? Yani o bebeği şey sandalyenin üstüne koyacağız. Mişeng'in odasındaki sandalyeyi. Polaroid. Doğru yapmış lan. Tost makinesi gibi baksana bir. Bak geri ver diyor. Tamam. Acaba bununla herhangi bir... Tamam buna başka bir şey yapamıyoruz. Şimdi ayıyı şeye mi götüreceğiz? Sandalyeye mi? Gibi geldi bana. Çünkü o da oyuncak ya. Belki... Heh sandalye burası. Hemen... Aa bu da oyun bebeklerinden bir tanesi. Ah maalesef oldu ya. Ana nasıl ya? Ayakta lan bu. Ya yok. Buraya. Abi... Ben korkmaya başladım acı. O ya. Şu dökülüyor mu? Dökülmüyor. Tamam. O. İşte bebeği buraya koyacaksın abi. Şey değil mi? Ne o? Piyanonun üstüne koyacaksın. Ha, balerini. Dönecek bir yerde herhalde diyeceğim. Yok. Görmüyor musun? Yok. Müzik kutusu gibi düşündün değil mi? O balerini bir yere koyacağım onu. Abi, ablayı da almış gelmiş. O... Vuruyor. Orada herhalde şey... Ses geldi.
ses duydum. Mişin odasına bakıyorlar herhalde. Yani Mişin oradayken oraya bakıyorlardı herhalde. Yani oradaki canlandırma olayı bu. Şu mu acaba? Allah'ım. Evet. Müzik notaları tamam işte. Senin nereye gideceğini anladık. Piyano oraya koyacağım. Nereye gideceğini anladık zaten. Ne kadar pis bir yermiş. Yine de bakayım da. Kitli diyor. Güzel. Vay, kitli deyince ne kadar sevindim. Hemen geri döndüm. Abi siz atlamayıp zıpla bir şey yapmazsınız değil mi? Atlayıp zıplamazsınız değil mi üstüme? Hemen koyalım abi. Used to be. Evet, doğum günü seremonisi. Ne güzel çalıyor. Abla ben bunu dinlerken şu an çok korkuyorum ya. Pasta da çok güzel duruyor ya. Kaç? 4? 4 years mı diyor? Yani years yazmıyordur da 4 mi yazıyor orada? Ablas. Şu 4'tür herhalde. Gerçi sağda solda. Gülde bir şeyler oluyor. Gülde öyle değil. Allah belanı vermesin seni. Acayip acayip oyunda oynuyorsun. Ya televizyon. Kapat şunu ya, kapat ya. Bir tane daha. Ha. Ne dedin süper efendim son test? Rainbow Star Stage. Hadi bakalım. Acaba biz de burada mı izleyeceğim de şey kızı Mişi neydi? Mişeng. Bu da şey bizim yarışma programlarımız gibi. Oba. Abi biz bu neydi dedik? Hayda. Yarışma programı. Oba. Abi biri zorluyor kapıyı farkında mısın? Ya giremiyorsun işte. Niye vuruyorsun daha korkutuyorsun bizi ya? Duyuyor mu lan bu bizi? Sen kimsin? Gel. Gelme, gelme. Evde yokuz, gelme. Hayır, buralar daha çok korkutuyor ya. Yokuz biz, yok. Geliyorum lan, geliyorum. Yeni sopamı bir şey alaydım bari ya. Bir dakika, oraya gelmeden önce şuralara baksana. Lan Allah Allah neyse. Güm. Olacak mısın birader ya? Mahallenin çocukları herhalde. Vurup kaçtılar. Öyle ümit ediyorum çünkü. Oraya bir şey mi bıraktılar? Sağlam vurdu. İyi şut çıktı abi. Ayağım masaya vurdum ya. Masaya bir şey oldu mu? Yine bir şey düşündüm. Masa cam masa bir şey olmaz da. Ayağıma bir şey oldu. Of ya. Doğum. Bak. Doğum ne? Doğum günü şeyleri. Evet. Doğum gününde hani alması gerekenleri falan filan yazıyor. Mum alınacak. İşte bilmem ne alınacak. Mum, tuz, şeker gibi düşünmek lazım. Doğum şutu seni çekeceğim ya. Top gitti. Buraya gitti. İleri gitti. Ne kadar ileri gitmiş olabilir ki? Şurada filandır biraz yani. Biraz daha git bak görürsün zaten gösterirsin. Bence top gitmiş acı. Demin orada duruyordu. O şurada ne yapıyor bu? Şu baba. Oradan çıkan ne yani? Şu çocuk. Elinde kesici bir şey var gibi. Şu anne. Dondurma yiyor lan şu. Dondurma mı?
Yani şu yadınlığı ya karnabahar, şu yüz şekliyle babanın karnından çıkan ne? İşte bunun da karnında bir şey var, onun da karnında bir şey var. Neyse. Burada şu lollipop. Lan şu tarafa bakamıyorum ki. Burada ne var? Burada büyük bir... Satır. Aa bak, adam ölmüş. Yani kan var. Kadın ölmüş ama. Bilmiyorum işte. Elinde satır. Oğlum şu bitsek şurada eğer karımızsa tamam bittik biz zaten de. Abi bildiğin... Şu gidelim biz ya. Gidelim biz. Biz kaçınca şu kapıyı bir açalım. Kapıyı açtık zaten. Şimdi top buraya kadar gelmiş abi. Binanın şu... Aha top vur bakayım. Vuramıyor mu? Yok topla ilgili bir durum yok da. Şurada bir şey var sanki. Oğlum şırınga, ejektör falan var lan işte. Makas neyse. Seni zaten biliyorsun anladık. Geç. Yüz. Uzamadım. Mailbox. Bu neydi bu işaret? Okumadan bastım ya. Ezbere iş yapmayı sevmiyorum bak. Haydi bakalım. Abi her yer kapalı. Nereden esiyor ya? Machine. Okul kliniğine kaldırılmış. Nefes almakta zorlanırken okul kliniğine kaldırılmış. Oradan hastaneye sevk edilmiş. Bütün tetkikler uygulanmış. Okula bilgi verilmiş aynı zamanda. Ve işte bir şey de buradan da yazıyor da bu nereden esiyor? Orada yine bir sürü olarak yapıyorlar. Televizyon yok lan. Ha orada. Soymuşlar, ev soymuşlar. Bak balık gelmiş. Oh be balığım geri döndü. Burada bir... Bir aktivite yok. Resimlerde bir şey yok. Aynı. Ne diyor? Mişin mi olacak? Başarız. Ellerini yıka öyle girdi. Evet. Ha tamam. Elini yıka sonra mı? Ha, önce elini yıka sonra gel diyor. Ya yapma abi işte. Ne yaptık? Burnumuzu mu karıştırdık sanki ya? Elimizi yıkayıp geleceğiz. Yani. Var burada biz... Ha. Oh. Sabun. Heh. Ya ama ya. Al sana sabun. Yiyecek kana bulayım mı? Abi daha kötü oldu lan. Öyle mi? Oh. Mis. Hayır. Bir şey olmasın ne olur. Kimiz? Of. Sabun vardı şurada. Tamam mis oldu tamam. Ağlıyor mu gülüyor mu anlamadım ya. Ya bura. Ağlıyor lan. En yüksek dönü güvercin sesini. Abi. Resimdeki gibi bebeğe ameliyat şey var, çantası var. Orada biliyor musun? Ne? Sağda ameliyat çantası var. Bebeğe iğne saplamışlar diyorum. Resimdeki gibi. O çanta değil hacı şey. Şunu diyorsan. Bunlar kap. İşte neyse. Sterilizasyon için. Ya neyse işte ya. Seni ağlıyor olamazsın değil mi ya? Allah aşkına. O resimlere keşke dikkatli baksaydık ya. Belki bu iğnelerin bir sırası vardır. Ha onu kendi belirliyor. Ötekine zaten gidemiyoruz. Ya gözlerini nasıl açık kapatabilirsin ya? Gerçi bu şey bebekler gibi ya. Var ya böyle sallanınca gözleri oynayan. Bak huzur içinde uyudu. Bence öldü. Işıklar içiyoruz. Işıklar içinde yat. Sonra bu female.
10 yaşında. Olmuş lan yaşı. Semptomlar chest. Kan testi yapıldı. İlk işte X-ray'e girdi. X normal fiziksel herhangi bir şeye alın. Aslanlar. X-ray filmi. Röntgen filmleri. X-ray derken röntgen diyemedim ya. X-ray diye okuyunca. Kendi dilimiz en güzeli ya arkadaş. Burada başka bir numara var mı? Yok. Çakma ayak. Şuradan duman geçiyor. Şurada karavan var. Hastanedeyiz ya lan şimdi. Abi orada bir şey mi var? Korktum vallahi ya. Nerededir? Çocuk odası. Bu da işte şeyin yine film yazan arkadaşın şeysi, senaryosu. Senaryoda kullandığı malzemeler, elementler falan hepsini düşmüş oraya. Telefon var. Röntgen filmi gibi durmuyor mu burası? Burası kaburga gibi. Değil mi? Hani röntgen filmleri bu tarafta falan var ya. Ama yani... Sendeki parçaları onlarla bütünleştirir. Doğru tespit. Yapma ya. Dur bakalım. Şimdi. Bir dakika, şurası şu taraf o zaman. Burası altı mı? En son bu kadar mı iniyor? Bura bu kadar iniyor. Ha şöyle. Tamam. Bunu yanına koymayacağım. Ya bu tamam da bendekileri nasıl kullanabileceğimi anlayamadım. Bir dakika, doğru mu yaptık? Doğru mu kardeşim? Bu üstte mi yoksa? Bir dakika. Üstte olamaz ya çünkü bak nefes borusu sağ gözüküyor. Kürek, soluk borusu sağ gözüküyor. Kürek, bak. Soluk sol omuz kürek geliyor lan. Böyle durması lazım. Değil mi böyle? Abi şöyle durduğunu varsayalım. Bıraktım. Kendisi böyle yerleştirdi. Onun ikisini de bırak işte. Onu öyle. Ama böyle koyduk. Tamam. Biz kendimiz de inventörüdekileri parçalayalım oraya. Aynen böyle. Aynen öyle. Şimdi bakacağız. Bu da burada, sol taraf. Sol taraf. Çünkü evet. Nefes borusunu görüyorum burada. Şu şöyle bir şey olsa gerek. Sen dur birader. Sen de dur. Sen gel. Evet. Bu arada bizim burada havai fişek atıyorlar arkadaşlar. Ha bunu şuraya yansıtacağız. Bu bizim kaburgasına doğru tut. Şöyle olacak ha. Abi çok enteresan ya. Ne? O bir büyü sembolü gibi bir şey çıktı orada. Bu sembole dokunabiliyor mu? Yapma oğlum ya. Telefonla açık bıraktım ya. Telefon çalıyor. Moşu moşu. 不用担心，你先来楼上见我。üst katta beni görmeye gelin dedi. Sen kimsiniz? Üst katta seni görmeye gelin de üst kata nasıl çıkılacak? Sen kimsin? Bir konu söyle bana. Bugün bir hayli keyifli yalnız ha. Çok keyif aldım ben şu anda. Şu belki yarım saat, 40 dakika neyse ben kadar önemliyse. Bebek odasından çıkıp da hastaneye gitmek enteresan. Kapı burada tabi. Umarım buralarda telif yoktur ya. Telif yemeyeceğim bu kere. Komşular neresi mi? Müzik güzelmiş yalnız ya. Ha? Güzel mi? Telif yiyeceğiz. Ulan şu şemsiye yüzünden oldu zaten olduysa. O kırmızıydı ya. Değişik. Fark etmez. Şemsiye gördüm artık. Abi telif yiyeceğiz ya. Şeyi kıssana biraz. Bu ne? Üst kat dedi ya, biz üst kata çıkalım acaba direkt, yoksa burada çünkü bir aksiyon yok gibi. Ya biz üst kata çıkalım. Acaba ne oldu buralarda, ne yaşadılar? Yani
Lan söndürme şuraya. Yanlışlıkla bastım. Üst kata görmeye gelin dedi. Geldik. Şöyle yine de biz etrafı dolaşan edelim ki bir eksik gelip bir şey bulursak tamam. Mecbur geliyoruz abi. İçeri girdim. Şeyi kendisi söndürdü. Buraya oturtacak biz. Yine boy açma programı. Rainbow Star Stage. Rainbow Star Stage. Çok iyiler ya. Hurray. Tamam. Performansı görelim hadi. Neydi? Off the par. Do Meishing dedi değil mi? Meishing. Evet. Sahneye doğru çağırıyor bizi. Performans için. Bilirdin kızını. Ya işte bizi derken anladı sallayı. Hadi bakalım Meishing. Güzel. Bunlar da jüri eli daha. Ulan müzikten belli bir alt çıkacağı da. Kız da güzelmiş yalnız ha. Ulan güzel dedik ya. Bir şey. Tatlış gitti tatlış. Çakmağı yakar mısın? Burada yakamazsın diyor. Tam... Arkadaşlar bekliyor bir şey gitti. Resim var orada. Güzel kızmış hakikaten ha. Resimden çok belli olmadı da. O ne abi ya? Bir yüz var fark ettin mi? Bak. Evet fark ettim de. Şurada. Burada bir şey dönüyorsun o zaman ki. Arkamda bu resmin arkasında mı acaba? Bir yerde şey var işte, heykeli var da. Da. Allah dört duvar arasındayız. Vur bir şey al. Kaç. Kan yükseliyor. Tredayı. Ay. Aa! Aa! Suyun içine lan. Meishing nerede? Suyun içine düştük. Lan bu mu sordu bize? Yoksa biz onu duyduk mu sadece? Bu bize soruyor işte biz. Bu annesi mi acaba? Bir dakika ya. Ben şu an bir saniye. Ulan var ya. Bir de arkadaşlar yukarıya zorla baktık da haberiniz olsun. Yani ben kafamı çevirmedim aslında. Şimdi. Ha bu sefer hastanedeyiz herhalde sanki değil mi? Abi bu nedir ya? Dediğim gibi oyunda koşma yok maalesef. Koşamıyorum sağa sola kendimden. Buraya ne koyacağız? Var mı inventörde bir şey? İnventörümüzde bir şey yoktu. Ama buraya toplayıp koyacağız büyük ihtimalle. Burası da aynı şey. 1980. Bir dakika. Tamam buralara da bulacağız. Seni çok iyi anlıyorum. Burada bir şey yok. Orada suda, yok. Suda bir şey var mı ya? Yok sudan çıktık ya zaten. Ya da kandan çıktık diyelim. Ya. Gidersin bekle. Ne diyor? Yok olmaz böyle bir şey yok öyle. Yok artık öyle böyle hiçbir şey. Tamam da yardım edeyim hacı. Nereden bulacağız şimdi onları? Başka bir yerde bir... Kesin bir şey değişmiştir burada ha bak. Aa kendi geçti buraya ya. Ben dedim... Abi hepsini açmayaydınız ya. Ses mi geldi? Teker teker geri. Şimdi 1980... 1985. Şuradan girdim abi. Kapıda kaç yazıyor hiç bakmadım ya. Ne kadar uzun sürdü kapı açması ya. Ben bugün açmaz diyordum. Kapıda biraz saklayayım tamam.
Dur. Buradan da kamerayla resim mi çekeceğim acaba? Evet, performansıyla hepsini büyülemiş. Evet, daha da ileriye götürmesi tamam da. Bir de bizi de kendini mi çekiyor lan? Tam poz vermemiş. Zaten eşeğim. Utandığı için tam poz vermemiş. Hep aynı şey mi söyledi bu arkadaş? Evet. Sende bir şey yok o zaman. Kulu torbası bu. Ha, hala televizyonu takayım duruyorum da abi sen nesin acaba ya? Şapman kalmıyor musun gerçekten? Ha, güzel söyledin ha. Valla aklıma gelmedi. Bu kadar kaptırdım kendimi ki aklıma gelmedi şapman. O ne? Ne var onun içinde acaba? Bak şu an hiçbir şey olmadı ona. Yayık aradan. Yayık. Ne gider şimdi bana? Valla canım çekti dünya. Evet şimdi. Şimdi. Korkarken hayran içmek. Hayattaki en büyük zevk. Kesin boğazıma kaçırırım ben onu. Dur bakayım burada ne var? Yine şey var, senaryo var herhalde. My Dream. Şey düşmüş. Ne oldu lan? Aha çakmak yanmıyor. Not düşmüş kendine. Aa yok. Hayalini yazmış oraya. Orada ne dedin çoğu ben ne yaptım lan? Ha, şimdi bu annesi ya da kimse onunla konuştu, ondan sonra oraya hayallerini yazdı sanki. Hadi. Abi şu misketleri bulmaz mısın? Çok sinir bozucu ya şu ağzı. Evet, sonuç. Bak. Bunu ben yaptığımda daha hızlı yapıyor ve şey gidiyor, o sesler gidiyor bak. Bak bıraktım mesela space var'ı. Ne? Yani, ben bastım. Tamam. Komple susturuyorsun. Vur abi, vur. Abi Allah. Vur. Mission vur. Heh, güzel. Abi stres çarkı bu yüzden üretildi işte ya. Bırakayım mı? Heh. Abi yok basayım. Ha, şu an basamıyorum. Bunu finanse etmek için çalışmam mı gerek dedi? Herkes çalışıyor diyor. Abi basıyorum işte. Aile kavgası çıkacak arkada. Bas şunları. Abi neymişsiniz ya? Basamıyorum şu anda yine. Anne babasının kavgası arasında ezmiş büyük. Ya tamam parayı bulurlar abi. Annesini vurdun mu bir tane? Yok orada bir ses çıktı da. Ulan para verin şunlara biraz ya. Allah'ım. Çocuğun yaşadığına bakar mısın ya şu yaşta? 10 yaşındaydın değil mi? Kız ağlama ya. Çok üzüldüm ben şu anda. Ya evden giden geri gelecek tabi. Doğan'a şu an kıza çok üzüldüm ha. Hissettim yani böyle. Evet. Şunu bir yap abi. Bak güzel. Burada başka bir numara yok. O tarafa gideceğiz.
Bu yoktu değil mi burada? Bu ne ya? Elbise. Elbise. Sen ne sandın biliyor musun bunu? Böyle etler var ya böyle. Ha öyle bir şey zannettim. Evet. Biraz badaslı etler vardır ya. O ona dayanamam artık ya. O neymiş artık? Lan burada bir şey yok. Bizim rakın var. Yumruklar etler. Masa üstünde soru çanta var ya. Resim var ya resim ya işte. Bunu geri alamıyorsun zaten. Geri bırak var. Ne güzel çizmişler ha. Ne? Nasıl oluyor? Bu kim yatağı olsun ya? Şu neydi bu arkadaşın ismi? Heh onun ismi. Müzik güzel. Başka? Gidip mi çalayım diyor haklı olarak. Biz inventörde bununla ilgili bir şey yok bizde. Haklısın. O yüzden ne yapıyoruz? Git ya dur. Sana bir şey bulacağız değil mi? Buradan. Hop. Yine mi çıkıyor evdemiz? Abla bak ne olur ya. Vallahi yapma. Oğlum manken mi? Aha sana verdim. Gitti. Ha bir resim geldi buraya evet. Şimdi öteki için devam edeceğiz. Gong Li Fengs. Rock Relationship. Tamam güzel de. Şöyle yapalım o zaman şimdi. Arkadaşlar şimdi biz şu kapıya girdik. Şuradan geldik. Şuraya gideceğiz. Bir de şu kapıya girelim. Loading'den sonra bir mola verelim. Olur mu? Olur. Mola verelim. Ondan sonra devam edelim. Buraya kadar ilginç geldik. Gerçekten keyifli. Sürükleyici bayağı. Yani ya, sürükleyici olduğu hakikaten gerçek. Hikayesi enteresan. Bir de şey. Korku öğeleri benim hoşuma gitti. Yani beklemediğim yerde oldu. Bir de şey. En sevdiği kitap. Şimdi şey var. Bazı yerlerde öyle birden geldi ki mesela ben o yaratıkların hani ne bileyim üstüne falan gidersek koşar kaybolur bir şey yapar zannediyorum. Böyle bakarken koştu üstüne şaşırttı beni. O zaman şimdilik müsaadenizle birazdan geri döneceğiz.